Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kemik etli nohut yemeği yapacağız. Ben vakit kaybetmeden yemeğimin yapımına başlıyorum. Öncelikle kızdırmış olduğum tencereye kemikli etlerimi koyuyorum. Etlerimi iyice ısıtmış olduğum tenceremde bir güzel mühürlüyorum. Ben 7-8 tane kemikli et kullanıyorum. Sizler miktarını azaltabilirsiniz. Kış aylarının vitamin deposu vazgeçilmez yemeklerinden. Pişirmiş olduğum etlerin üzerine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Kemikli etlerim yağlı olduğu için çok fazla yağ koymadım. İnce ince doğramış olduğum bir orta bağış kuru soğanı etlerin üzerine döküyorum. Soğanlarımızı etlerle birlikte bir güzel kavuralım. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Soğanları 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salça iyice kavrulup kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Dilerseniz sizler biber salçası da koyabilirsiniz. Ben koymayı tercih etmedim. Nohut yemeğini düdüklüde yapmayı tercih ediyorum. Zamandan tasarruf etmiş oluyorum. Sizler de normal tencere yerine düdüklüde pişirmeyi tercih edin. Salçamla birlikte etlerimi 1-2 dakika daha kavurdum. Salçamın kokusu çıktı. Hemen üzerine akşamdan ıslatıp yıkamış olduğum nohutları ilave ediyorum. Ve şöyle nohutlarla birlikte etlerimi karıştırıyorum. Ve bir miktar kavuruyorum. Bir miktar kavurduktan sonra tencereme sıcak su ilavesi yapıyorum. Pişirdiğiniz tencereye göre su miktarı değişir. Ben üzerine kapatacak kadar su ilavesi yaptım. Üzerine bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Her düdüklünün pişirme süresi farklıdır. Benim düdüklüm 10 dakikada yemeğimi pişiriyor. Kendi düdüklünüze göre pişirme oranını ayarlayın. Kıymetli dostlar, 10 dakikada nohutlarım pişiyorlar. Benim için 10 dakika yeterli. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Bu arada düdüklünüzün kapağını açmadan önce emniyet kilidinizin muhakkak düşmesini bekleyin. Daha sonra kapağınızı açın. Ben soğuk suyun altına tutacağım. Bu pim indikten sonra tamamıyla aşağıya. Daha sonra kapağımı açacağım. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Ben hemen şöyle sizlere servis tabağıma alıp yemeğimi göstermek istiyorum. Kıymetli dostlar, etli nohut yemeğimiz pişti. Muhteşem, lezzetli görünüyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.